Yusuf Kaplan, İstanbul ruhuna kavuşacak mı yeniden? Şunu iyi bilelim derim. İstanbul'u kurtarabilirsek Türkiye kurtulur ve yeniden kurulur. İstanbul'u kurtaramazsak Türkiye yok olur. Bir rüya ve bir kabus senaryosu var karşımızda. Cins adam Italo Calvino, şehirler rüyaların veya kabusların mekanıdır der. İstanbul'u öznesi yapan bir yazıya bu denli silkeleyici ve sarsıcı bir alıntıyla başlayınca insanın kafasında acaba İstanbul ne, nasıl bir şehir, rüyaların mı yoksa kabusların mı mekanı, hayallerin kaynağı mı yoksa hayaletlerin cirit attığı ruhu çalınmış bir kültürler mezarlığı mı gibi bir dizi soru sökün veriyor. Sahi şu an İstanbul'un bir bedeni, bu bedene hayat veren bir ruhu var mı? İstanbul'un eğer hala hayat emareleri gösteren bir bedeni, bir ruhu yoksa, İstanbul'dan yaşayan, hayat veren engin ve zengin bir İstanbul'un varlığından söz etmek mümkün olabilir mi? Bu denli büyük sorular sordurtan bir şehir, sadece bu soruları sordurtmakla bile aslında bir ruhunun var olduğunu kendiliğinden söyletmiş olmuyor mu? O halde soru şu, İstanbul'u İstanbul'u yapan şey ne? Elbette ki İstanbul'un yüzyıllar boyunca büyük rüyalar görmesi, tarihin akışını değiştiren büyük rüyaların beşiği, kaynağı, pınarı, mekanı, kısacası ruhu olması. Bir zamanlar İstanbul'a büyük rüyalar gördürten o asil ruh bugün maalesef sırra kadem basmış gibi. Ama demek ki o ruh öylesine asil ve esaslı. İstanbul'un bedenine, fotoğrafyasına, topografyasına, mitografyasına öylesine nüfuz etmiş, öylesine kök salmış olmalı ki yaşamıyor zannedildiği bir zaman diliminde bile sanki hayır bedenimi öldürmüş, tarumar etmiş olabilirsiniz ama ben bu şehreye yani anlam ve hayat veren ruhumla bu şehrin daima atan ve asla durdurulamayacak olan kalbiyim, vicdanıyım diye haykırıyor bize. İstanbul'un bedeni ölü ama ruhu yaşıyor hala. Onca işkenceye rağmen nefes alıp veriyor yine de. Bizi bekliyor. Bizim kendimize gelmemizi. İstanbul bu ruha yeniden hayat verecek sahibini. İstanbul'un ruhunu iliklerine kadar soluyan, solutacak gerçek sahiplerini arıyor. İstanbul ruhuyla ve bedeniyle büyük rüyaların mekanı olduğu vakitler, başka kültürlerin ve medeniyetlerin ilham kaynağı olan büyük insanların solumadan edemedikleri bir mekandı. İngilizlerin İstanbul tarihçisi Peter Mansell, Avrupalı büyük yazar, sanatçı ve düşünürlerin hem Avrupa'da kendilerine karşı uygulanan baskılardan kurtulmak için hem de İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan ruhu keşfetmek, solumak için 19. yüzyıla kadar İstanbul'u mesken tuttuklarını yazar. Bugün bu durum tam tersine dönmüş gibidir. İstanbul'u yeniden büyük rüyaların görüldüğü yegane merkez haline getirebilmenin yolu, İstanbul'u yeniden büyük rüyaların mekanı haline getirmekten geçiyor. İstanbul o asil ve büyük rüyalarını yeniden görmeye başladığı zaman yeniden hayatiyetine kavuşacaktır. Bunun için İstanbul'un ruhuyla özdeş büyük rüyalar gören insanlara, İstanbul'un ruhuna ve rüyalarına yeniden hayat verecek gerçek sahiplerine ihtiyacı var. Oysa biz İstanbul'un ruhunu kirletmekten, rüyalarını ertelemekten başka bir şey yapamıyoruz. İstanbul'un bize yeniden ruh üfleyecek bir aşkın özne haline gelmesi gerekiyor. Yine İstanbul'un köksüz tabansız, sapkın, şaşkın, tahripkar ve tükenmek bilmez süfli arzuların nesnesi olmasından kurtarılması, bizi kanatlandıracak o asil ruhuna yeniden kavuşabilmesi gerekiyor. İstanbul can çekişiyor, ölmemek için direniyor. İstanbul, Osmanlı medeniyetinin dünyaya adalet, hakkaniyet ve sulh armağan ettiği ruhudur. İstanbul'u kaybedersek bu ruha hiçbir zaman kavuşamayız yeniden. Efendimizin bize emaneti olan bu ruhla donanırsak İstanbul'u kurtarabiliriz. İstanbul kurtulursa biz de kurtulur, yeniden büyük rüyalar gören uzun soluklu yolculuklara soyunuruz. Ne yapıp edip çabalarımızın önemli bir kısmını İstanbul'u kurtarmaya teksif etmek zorundayız. İstanbul yok olursa biz de yok oluruz zira. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak